Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere bu motifimin yapımını anlatacağım. Bir süredir Instagram'da paylaşıyordum aslında bu motiflerimi. Sizler de çok beğendiniz. Şimdi bunun yapımını anlatacağım. Hala daha ne yapacağımı bunlarla bilmiyorum ama birkaç fikrim var. Onlardan birini yapacağım. Yine Instagram hesabımda sizlerle paylaşırım yaptığım şeyleri. Ben 3 milimlik bir tığ kullanıyorum. Kullandığım ipler de koton ipler. Sizlere numarasını veremiyorum şu anda. Çünkü şu kadar kaldı ve numaralarını bilmiyorum bunların. <laughs> Lila ile başlıyorum. Parmağıma doladım. Zincirle yapacağım. Sabitleme zincirimizi önce oluşturuyoruz. Sabitleme zincirimi yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. İlk zincirimin tepesine batıp ip alıp şöyle diğer zincirin içerisinden tek seferle çekip çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 zincirle yukarıya çıktım bir kere doladım bakın 6 zincirlik oluşturduğumuz yuvarlak halkanın içerisine batıyorum ip alıp 1 2 3 3 seferde çıkartıyorum yani üçlü trabzan yapıyorum arada bir tane zincirim var tekrar doladım yine aynı yere batıyorum 1 2 3 bir tane zincir çektim araya tekrar doluyorum yine aynı yere batırıp bakın bu işlemi toplamda 12 kere yapacağız yani ilk başta çektiğim zinciri de bir trabzan kabul ediyorum ve 11 tane şu şekilde üçlü trabzan oluşturuyorum toplamda 12 olmuş olacak hemen yapıp gelelim Evet en son 12.'yi de yaptım. Yine en sonda bir tane zincir çekiyorum. Bakın burada 6 tane zincir çekip yukarıya çıkmıştık. Bir zincir atlayıp şuradan bir zincir boş bırakıp diğer zincirin tepesine batıp şöyle içerisinden tek seferde çekip çıkartıyorum. Bir tane de sabitleme zinciri çektim. Bunu buradan kesiyorum. Bir videoda daha anlatmıştım çok benzerini. Bu biraz daha farklı. Ortası biraz daha geniş ve kenarları şu şekilde abartmalı e, popcorn model olan diğer videomu da şöyle sağ üst köşeye linkini sizler için bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen ekru rengimi elime aldım. Yorum. Yine sabitleme zinciri. Şu şekilde yapamadım. Yine sabitleme zincirimi yapıyorum doladım. Bakın bir tane doladım. Bunu elime alıyorum. Ön yüzündeyiz şu anda. Şu ipi içeriden yürüterek ilerleyeceğim. Hemen şöyle bir zincirlik boşluğa buradan batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir. 2 3 4 Aynı yere yapıyorum bakın dikkat ederseniz aynı yere 5 tane ikili trabzan yaptım. Tığımı ipimden çıkartıyorum. İlk trabzanın tepesine önden arkaya doğru batıyorum. Şu şekilde arkadan şöyle içinden tek seferde çekiyorum. Araya da 1 2 zincir çektim. Tekrar doladım. Bakın ipimi içeriden yürüterek hemen yanındakine batırıyorum. Yine ikili trabzanlar yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 4 Bu da 5 5 tane yine aynı yere ikili trabzan yaptım burada e, hızlı ilerletiyorum Hani hız ikili Trabzan nasıl ne demek üçlü trabzan ne demek Bunları anlatmıyorum e, Hani hiç bilmeyenler için değil Tekrar tekrar söylemiş olayım videolarımda e, bazen hatırlatıyorum Ben hiç bilmeyenler için değil e, En azından hani örgü bilenler için. E, motifin tarifini veriyorum. Ama yakın zamanda hiç bilmeyenler için de videolar çekmeyi planlıyorum. Bilmeyenler de yine oradan bakarak işte sık iğne nedir, zincir nasıl çekilir vesaire yani çok detaylı bir şekilde video çekmeyi planlıyorum. Çünkü her e, motif yapım videolarımda özellikle hepsinde böyle e, biz hiç bilmiyoruz, hızlı anlatıyorsunuz gibi yorumlar alıyorum. O yüzden böyle e, başlangıç seviyesinde eğitici bir seri oluşturmayı planlıyorum. Yine aynı işlemi yaptım. İki zincir çektim. Tekrar doluyorum. Bir kere daha şöyle yakından gösterelim. Bakın ipim yine içeriden yürüyor şuradan. Hemen bir zincirlik, aradaki bir zincirlik boşluğa batıp ikili trabzan yaptım. Doladım. Yine aynı yere beş kere aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bu üç. Bu da 4 ve 5. Bakın aynı yere aynı yere yaptım. Çıkarttım tığımdan ilk tırabzanın tepesine önden arkaya doğru batıyorum. Hemen şöyle arkadan ipime geçirip içinden çıkartıyorum. 1 2 zincir çektim. Doladım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bütün bir zincirlik boşlukları, bakın trabzan tepelerine değil aradaki boşluklara batıyoruz. Toplamda 12 tane şu e, kabarcıktan olana kadar yapıyorum. Toplamda 12 tane söylediğim şekilde yaptım. Yine en sonda 2 tane zincir çektim. Şimdi birleştirme yapacağım. Bakın şöyle kabartmalı yapmıştık. Bunu şöyle arkasından ortadan batırıyorum. Şuradan dolayıp çekiyorum içinden bir tane daha zincir çekip sabitlememi yapıyorum ve kesiyorum bu şekilde çok tatlı bir şey ortaya çıktı şimdi çevresini yapalım motifimizi tamamlayalım bakın böyle görünüyor yine diğer rengimi aldım elime sabitleme zincirimi yaptım doladım bir kere doluyorum elime aldım bakın şu iplerimi yine e, beyaz şu ekro rengi iplerimi yine içeriden yürütelim doladım bu sefer bu iki zincirlik boşluklara batıyoruz aralardaki iki zincirlik yere battım çekiyorum 1 2 3 3 seferde çektim üçlü trabzan yine aynı yere 1 2 3 Çünkü bu e, köşe olacak köşeleri üçlü çekiyoruz tekrar doladım yine aynı yere 1 2 3 tane üçlü trabzan yaptım aralarda hiç zincir çekmeden tüm boşlukları dolduracağız doluyorum bir e, köşemin yarısını yaptım şu anda doladım hemen yandaki iki zincirlik boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum bakın 1 2 3 tane yine aynı yere 3 tane ikili trabzan yaptım. Şurası köşe olduğu için üçlü trabzandı. Aralarda her zaman ikili trabzan doladım. Bir tane daha ikili trabzan grubu oluşturuyorum. Şimdi tekrar doladım. Yine köşemi yapacağım bakın. Hemen köşeme geldim. Yine üçlü trabzanlar. Bir, iki, bu da üç. Şimdi köşelerde arada bir iki zincir çekiyorum. Tekrar doladım. Yine aynı yere batıyorum. Köşe yapacağım için. Artık kare motife çevirmem gerekiyor yuvarla. Yine aynı yere üç tane üçlü trabzan grubunu oluşturuyorum. Bakın köşemiz bu şekilde görünüyor. İki zincir var arada. Doladım. Tekrar diğer yandaki boşluğa ikili trabzanlarla devam ediyorum. Bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Bakın sonuna kadar şöyle köşelerimi oluşturdum. Geldim. En sonunda şöyle bir şey yapacağız. Bir tane zincir çektim. Doladım. Hemen şu üçlü grup vardı ya. ilkinin tepesine battım hepsini tek seferde çekiyorum. Bu şekilde oldu. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. Doladım. Bakın aynı şuradaki şu boşluğa yine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. 3 zincirle yukarıya çıktım. Aynı yere ikili trabzan yaptım. Doladım. Hemen yanındakine bakın şu ilkinin tepesine hiçbirini atlamadan hepsinin tepesine ikili trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde tamamını döndürüyorum. ipimi de her zaman içeriden yürütüyorum. Yani arkadan kestiğim bütün ipleri ben içeriden yürütüyorum. Sadece e, motifler bittikten sonra yani en sonda şöyle arkada böyle ufak görünenler varsa onları kesiyorum. Gayet de yeterli oluyor. Bir daha tekrar uğraşmak zorunda kalmıyorum. yaptım. Köşeye geldim. Köşeyi de göstereyim. Köşeye hemen şöyle battım. Bir tane ikili trabzan doladım. Bir tane daha ikili trabzan yaptım aynı yere. Bir, iki tane zincir çektim. Doladım. Yine aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, bu da ikincisi. Bakın bu şekilde oldu. Doladım. Yine devam ediyorum. Hemen şu köşeyi atlayıp buraya geçmeyelim. Hemen köşedeki bakın tüm tepelere aynı sayılarda tamamlıyorum. Bunu da bu şekilde döndürüp geliyorum. Artık motifimi bitirdim. Bakın bu şekilde görünüyor. Bence çok güzel oldu. Şimdi sonda da yine iki tane zincir çekip <laughs> şu yukarıya ilk çıktığımız zincirin en üst tepesine batırıyorum. Şöyle içinden geçirip bir zincirle bunu buradan sabitleyip kesiyorum. Şöyle ipininde içeriden gizleyebilirsiniz. Güzel, bakın her renkte yaptım. Ben böyle e, lilalı pembeli bir şey çalışma yapmayı planlıyorum. Bunlarla hala daha tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum ama bakalım güzel bir şey ortaya çıkacak. Hırka ya da yelek olabilir, yastık yüzü olabilir. E, yine onu da sizinle birlikte yaparız. Yani yapacağım şeyi bu şekilde rengarenk güzel motiflerim var. Ben biraz daha örmeye devam edeceğim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böyle tek renk de yapmıştım. Ama iki renk olanlar kendini daha çok gösteriyor. Daha güzel duruyor bence. Umarım sizler de beğenmişsinizdir videomu. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz yeni videolardan haberdar olmak için de zil butonuna basabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.